İstanbul'dan Haliç kıyısı kenarında Sütlüce'den, yani AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının olduğu yoldan iyi akşamlar. Burada inanılmaz bir kalabalık var. Bir saati aşkın bir süredir binlerce kişi seçim zaferinin ilan edilmesi üzerine, yani Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin ikinci turunu Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazandığının anlaşılmasıyla birlikte AKP İl Başkanlığı binasına doğru konvoylar yaparak yürüyüşe geçtiler. Burada görüyorsunuz korkunç bir kalabalık var. Araçlarla yapılan konvoylar var ama bunun haricinde de binlerce kişi, söylediğim gibi, ellerinde bayraklarla, flamalarla Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gösteren posterlerle yürüyüşe geçmiş durumdalar. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığını görüyoruz. İl başkanlığına giden birçok noktada yollar kapatılmış durumda. Havai fişekler atılıyor. Coşkulu bir kalabalık var. AKP İl Başkanlığı binasına giden yol, söylediğimiz gibi, burada gördüğünüz şekilde kalabalık ve bu kalabalık yüzlerce metre geriden başlıyor. Buraya araçla gelmek ya da buradan çıkmak imkansız durumda. Çok büyük bir coşku var. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programında buraya gelişi yok, onu söyleyelim. Erdoğan Kısıklı'da evinin önünde halka hitap etti. Seçim zaferinin belli olmasıyla birlikte halkın karşısına çıkar çıkmaz seçim kampanyasında da kullandığı Duyanlara Duymayanlara isimli şarkıyı söyledi bir süre Erdoğan. Ardından da biz bu yola İstanbul'da çıktık ve İstanbul'la devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Seçimi biz kazanırsak herkes kazanmış olacak, Türkiye kazanacak demiştik. İşte şimdi bu gerçekleşiyor dedi Erdoğan ve yaptığı konuşmasında Millet İttifakı adayı, kendisine Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda rakip olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Konuşması sık sık "Bay bay Kemal" sloganlarıyla kesildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanı olduğunu hatırlattı ve CHP'nin milletvekili sayısı üzerinden, her ne kadar CHP'nin milletvekili sayısı artsa da ittifak yaptığı AKP'den ayrılan Deva Partisi, Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi ortaklarıyla onlara 40 milletvekili vererek bu milletvekili sayısında artış sağladığını söyledi ve burada da hesap uzmanı vurgusu yaparak aslında CHP'nin oy kaybettiğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde bu seçimde oy kaybettiğini vurguladı. Hatırlanacağı üzere 14 Mayıs'ta yapılan seçimin ilk turunda Cumhur İttifakı, AKP'nin de aslında oy kaybetmiş olmasına rağmen Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluğu elde etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna vurgu yaptı ve önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye'de yönetimde kendilerinin ve kendisinin olması konusunda halkın bir teveccüh gösterdiğini belirtti ve 5 yıl daha ülkeyi idare edeceğinin mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programı bu akşam Ankara'ya geçecek ve Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde o artık Türk siyasetine balkon konuşması adıyla geçen konuşmasını yapacak. Söylediğim gibi aslında burada il başkanlığında bir programı yok Erdoğan'ın. Ama Erdoğan'ı destekleyenler, AKP'yi destekleyenler, Cumhur İttifakı'na oy verenler burada toplanmış durumdalar ve akın akın gelmeye de devam ediyorlar. Parti il başkanlığından da müzik yayınları yapılıyor, söylediğim gibi. Arada havai fişeklerin atıldığını, ışık gösterilerinin yapıldığını görüyoruz. Erdoğan Ankara'ya geçecek, Beştepe'de halka hitap edecek, söylediğim gibi. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı konuşmayı da Ankara'daki VOA Türkçe ekibinden arkadaşlar sizlere aktaracaklar. İstanbul'da coşkulu kalabalık, söylediğimiz gibi, bir tarafta Kısıklı'da Erdoğan'ın evinin önünde toplanırken diğer taraftan da binlerce kişi burada AKP İl Başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde toplanıp seçim zaferini kutlamaya başlamış durumda. İstanbul'dan şimdilik aktaracaklarımız bunlar. Seçime ve seçim sonrasına dair tüm ayrıntıları voatürkçe.com internet sitemizden,
VOA Türkçe'nin Twitter, Instagram, Facebook